arkası yarın. Gülnihal. Dördüncü bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Karısını deli gibi seven iş adamı Kamil Bey, doğum sırasında eşi ölünce yeni doğmuş kızını karısının ölümüne sebep oldu diyerek yanında çalışan bahçıvan Cemal Efendi ile karısı Aliye Hanım'a verir. Kıza Gülnihal adını takan Cemal Efendi ile karısı memleketleri Salihli'ye döner ve Kamil Bey'in kendilerine verdiği parayla marangozluk yapmaya başlarlar. Gülnihal okula başladığı zaman ona hakiki anne ve babasının öldüğünü söylerler. Gülnihal bu yalanla büyür ve 18 yaşına gelir. Üniversite sınavlarına hazırlanan Gülnihal'in en büyük arzusu tıp fakültesini kazanarak doktor olmaktır. Öte yandan Gülnihal'in öldü bildiği babası Kamil Bey, Füsun adında bir kadınla evlenmiş ve Sedef adında 15 yaşında bir de kızı olmuştur. Füsun Hanım'ın erkek kardeşi Doktor Oktay da kendileriyle birlikte oturmaktadır. Çok çalışan Kamil Bey, son günlerde halsiz ve bitkin düşünce, Oktay eniştesini muayene etmek ister ve kendisine bir dizi tahliller yapar. Kamil Bey bir kalp krizinin eşiğindedir. Azrail'in çevresinde dolaştığını hisseden Kamil Bey, 18 sene önce evinden attığı kızı Gülnihal'i görmek için Salihli'ye gider. Ama orada Gülnihal'i yetiştiren Cemal Efendi ile karşılaşır. Cemal Efendi, Kamil Bey'e kızın yoluna çıkmamasını öğütleyince Kamil Bey İstanbul'a döner. Ama artık eskisi gibi güler yüzlü, esprili, şakacı Kamil Bey değildir. Gülnihal, üniversite sınavlarını kazanır ve okumak için İstanbul Tıp Fakültesi'ne gider. İyi Gülnihal, ilk ders günü nasıl geçti bakalım? Çok iyi geçti ama dikkatimi vermekten korkunç yoruldum Fitnat. Sen haklıymışsın, üniversite liseye benzemiyor. Öyledir ama bu bir şey değil. Hele bir laboratuvar çalışmaları başlasın, bak esas yorgunluk neymiş o zaman anlarsın. Neyse hadi gel, morfoloji kürsüsüne gidelim. Neden? Morfoloji dersinin notlarını tekstil yapmışlar. Nereden bulacağımı asistanlara soracağım. İşte morfoloji kürsüsü burada. Hocam bakar mısınız? Efendim? Morfoloji notlarını tekstil ettirmişsiniz. Nereden bulabilirim? Ben derse gelirken getireceğim. O zaman alırsınız. Peki efendim. Bu genç hanım kim? Size de mi lazım tekstiller? Hayır. O birinci sınıfta hocam. Benimle aynı pansiyonda kalıyor, tekstiller bana lazım. Demek fakültemize yeni girdiniz ha? Adınız ne küçük hanım? Gülnihal hocam. Ne güzel bir isim. Az önce konuştuğumuz o hocanın ismi ne Fitnat? Oktay, neden sordun? Hiç. Çok yakışıklı değil mi? Aynı zamanda da çok genç. İlgini mi çekti yoksa? Yok canım, sadece merak edip sordum. Hadi hadi, üniversitedeki bütün kızlar aşıktır ona. Ama o kimseye yüz vermez. Eğer sen de ona aşık olmaya kalkacaksan hiç yorulma kızım. Derslerine çalış daha iyi. Nasıl? Tatilden memnun musun Kamil? Elbette memnunum ama biliyorsun işte işler. Ay lütfen Kamil, bırak artık şu işleri. Senin sağlığın işlerinden daha önemli. Bak bir haftadır burada adadayız. Kendine geldi, yüzüne renk geldi. Evet ama sağlığım kadar işlerim de önemli diyorsun. Yani bu kadar tatil yeter. Şehre dönelim mi diyorsun? İyi olur ya. Peki döneriz. Hem zaten Sedef'in alışverişleri de var. Yakında okul açılacak. Siz isterseniz kalın. Alışverişi burada da yapabilirsiniz. Olmaz. Seni yalnız bırakmam. Bırakırsam yine strese girer, işlere boğulursun. Nasıl istersen. Oktay bu hafta neden gelmedi? Unuttun mu? Üniversiteler açıldı. Derslere giriyor çocuk. Aa, doğru ya, unutmuşum. Aslan kardeşim. Bu genç yaşta üniversite öğretim görevlisi oldu. Onunla iftihar ediyorum. İnşallah kızımız da dayısı gibi başarılı bir bilim adamı olur değil mi? Ne dedin Füsun? Ay nerelerdesin yine Kamil? Daldın gittin.
bir derdin var senin ama bir türlü paylaşmak istemiyorsun. Yok canım, bunu da nereden çıkarıyorsun? Benim bir derdim falan yok. Yo yo, var bir şeyler. Bunu anlamamak için insanın aptal olması lazım ama neyse. Ben kalkıyorum. Yarım saat sonra vapur var, kaçırmayayım. Olur. Oktay'ı görürsen selam söyle. Olur, söylerim. Oktay muhakkak bugün hastaneye gelmemi istedi. Kocası muayene etmek istemiş beni. Anlaşılan kalbimin durumu ciddi. 11:30'da buluşalım demişti. Daha 15 dakika var. Üf, okulun bahçesi de ama kalabalık. Evet, nasıl olacak bakalım, neler neler. Gülnihal, Gülnihal. Aman Allah'ım, bu terk ettiğim kızımın adı. Dur Gülnihal, beni bekle. Efendim Ekrem. Bu o. Bu kız benim kızım. Yarabbim, Gülnihal bu. Adeta ölen annesinin kopyası. Bana bir şeyler oluyor. Bayılıyorum galiba. Gülnihal, çabuk yardıma gel. Ne oldu? Şuradaki bey fenalaştı galiba. Bak, eliyle kalbini tutmuş. Acı çeker gibi bir hali var. Gel hadi yardım edelim. Öyle mi? İyi misiniz beyefendi? Kötü görünüyorsunuz. Neyiniz var? Ben bilmiyorum kızım. Birden kötü hissettim kendimi. Aşırı sıcaklardan olabilir. Buyurun şöyle kanepeye oturun biraz. Ben de yardım edeyim size. Oh, sağ olun. Allah razı olsun. Kullandığınız bir ilaç var mı efendim? Hayır, ilaç kullanmıyorum. Ekrem, büfeden bir şişe su getirsene. Beyefendi serin serin içerse kendine gelir belki. Peki. Sizi acil servise götürmemi ister misiniz? Ay, yok yok yok. İyiyim, istemem. Birini mi bekliyorsunuz burada? Evet, kayınbiraderimi. Oktay Işık. Kendisi doktordur. Ah, siz Oktay Bey'in eniştesi misiniz? Evet. Tanır mısınız kendisini? Tanımaz olur muyum? Hocamızdır bizim. Şimdi derstedir. Birazdan çıkar. Siz de doktor musunuz kızım? Hayır, ben daha birinci sınıfa gidiyorum. Bu sene girdim üniversiteye. Hayırlı olsun. Buralı mısınız? Hayır, Salihliliyim. Oradan geldim. İşte soğuk bir su getirdim. Buyurun beyefendi, için. Size iyi gelir. Sağ olun. Soğukmuş. Gerçekten de iyi geldi. Biraz ferahladım. Daha iyisiniz ya. Evet evet, iyiyim. Sıcaktan olacak. Biraz fenalık geçirmiştim. Şimdi iyiyim. Geçmiş olsun. İşte üçüncü sınıflar çıkıyor. Ders bitmiş. İsterseniz Oktay Hoca'ya haber verelim beklediğinizi. Oh, zahmet olacak size. Rica ederim. Ekrem, bu bey bizim Oktay Hoca'nın eniştesiymiş. Sana zahmet, Oktay Hoca'ya haber verir misin? Tabii. Şimdi Oktay Hoca gelir. Sizden iyi olmasın. Oktay iyi bir insandır. Evet öyle. Ah bakın, geliyor işte. Enişte. Enişte, ne oldu sana? Az önce bir öğrencim haber verdi. Önemli değil Oktay. Biraz fenalaşmıştım. Ama sağ olsun küçük hanım yardım etti. Sizi hatırladım. Gülnihal'di adınız değil mi? Evet hocam. Teşekkürler Gülnihal. Rica ederim hocam. Beyefendi öyle görünce... Enişte yürüyebilecek durumda mısın? Ah, tabii yürürüm yürürüm. Dedim ya, bir fenalıktı. Belki de sıcak havadan. İyiyim ben. Hocam, yardım edebileceğim bir şey varsa... Sağ ol Gülnihal. Gerekeni yapmışsın zaten. Bundan sonrasını ben halledebilirim. İlk yardımın yapılmış enişte. Dua et ki bu küçük hanım fenalaştığını anlamış. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Peki, size geçmiş olsun. Ben derse gidiyorum. Güle güle kızım, güle güle. Enişte, iyi olduğuna emin misin? Evet, iyiyim Oktay. Gel hadi seni bizim profesöre götüreyim. Geleceğini biliyordu. Bir de o muayene etsin bakalım. Ah, ne kadar tatlı bir kızdı değil mi? Kim? Şu bana yardım eden talebe kız. Ha, Gülnihal mi? Evet, öyle. Çok tatlı ve çok güzel bir kız. Gel hadi, yürüyebilecek misin? Ah, tabii, tabii. Hocam, size eniştemi getirdim. Öyle mi? Buyurun Kamil Bey'im. Ne zamandır kontrole gelmenizi bekliyordum. Buyurun, buyurun oturun şöyle. Kusura bakmayın efendim. İşten güçten vakit bulup da gelemedim. Eniştem bahçede beni beklerken bir fenalık geçirmiş hocam. Baksanıza, rengi sapsarı. O halde hemen kontrol edelim.
Önce eniştenizin bir EKG'sini çektirin bakalım. Hemen efendim. Durumunuz pek iç açıcı sayılmaz Kamil Bey. Yüreğim çok mu yaşlanmış hocam? Evet, çok. EKG'de kalbinizdeki her şey görünüyor. Kendinizi bu kadar yıpratmayın dostum, strese sokmayın. Hocam, eniştem için neyi tavsiye edersiniz? Eniştene anjiyo yapacağız Oktay. Anjiyo mu? Evet, işi tesadüflere bırakmayalım. Korkmayın Kamil Bey, 2-3 günlük bir şey. Bunu yapmamız da şart. En sağlıklı sonucu böyle alabiliriz. Bu işin riski falan da yok. Kesin netice. Hocam doğru söylüyor enişte. Sana anjiyo yapmamıza müsaade var. Siz bilirsiniz. Doktor sizsiniz. Madem öyle anlaştık. Haftaya ne dersiniz? Olur. O zaman hemen ablama haber verelim enişte. Şart mı? Enişte, anjiyodan bahsediyoruz. Tabii ki şart. Merak etme. Ablam bunun niçin yapıldığını anlayacaktır. Peki peki. Sizden kurtuluş yok. Nasıl tamam, isterseniz. Tamam. O zaman hemen bir yatak ayarlayalım. Önümüzdeki pazartesi sizi yatıralım. Tamam hocam. Bittim bugün. Tam 7 saat. Dile kolay, canım çıktı Fitnat. Dur kızım, daha 1. sınıfta. Hele biraz ilerle, klinikler başlasın. Bak o zaman yorgunluk neymiş görürsün sen. Gündüz ders, gece nöbet. Desene, nefes alacak vakit bulamayacağız. Öyle. Aa, söylemeyi unutuyordum. Bugün Ekrem'le bahçede dersin başlamasını beklerken bir adam fenalaşmaz mı? Nasıl kötü oldu bir bilsen. Ölecek diye ödüm koptu. Hemen yardım ettik adamcağıza. Kimmiş adam, neden fenalaşmış? Bizim hoca Oktay var ya, onun eniştesiymiş. Nesi olduğunu bilmiyorum ama adamcağız herhalde sıcaktan fenalaştı. Oktay hocanın eniştesi yaşlı mı? 50 yaşlarında. Beyefendi. Hemen Oktay hocaya haber verdik ama heyecandan elim ayağım birbirine dolaştı Fitnat. Desene, ilk hastan hocanın eniştesi oldu. Aman sen de dalga geçme. İnsanlık vazifemi yaptım. Aferin sana. Bak benim karnım acıktı. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. İyi olur. Annemlere mektup yazmıştım. Onu da hatırlıyorum. İşte böyle abla. Profesör eniştem için bir anjiyo yapılmasının şart olduğunu söyledi. Demek Kamil'in durumu bu kadar ciddi ha. Madem öyle, neden bana daha önce söylemediniz? Telaşlanmanı istemedik. Sana söylememek eniştemin değil benim fikrimdi. Aşk olsun Oktay, böyle bir şey gizlenir mi hiç? Bunda sitem edecek hiçbir şey yok ki abla. İşte ciddi bir şey olunca anlatıyorum sana. Hiçbir şey çıkmasaydı boş yere telaşlandırmış olacaktık seni. Oktay doğru söylüyor Füsun. Seni boş yere telaşlandırmak istemedik. Peki şimdi kendini nasıl hissediyorsun Kamil? Gayet iyiyim. İyiyim demeyin işte. Biraz sonra ne olacağını hiç bilemezsin. Gördün işte. Bugün bana geldiğinde de bir şeyin yoktu ama birden fenalaşıverdin. Oktay doğru söylüyor Kamil. Bir an önce anjiyografi ol. Ne zaman yapılacak Oktay? Pazartesi günü yatırıyoruz eniştemi abla. Peki nasıl olacak? Ameliyat ne kadar sürecek? Yarım saatlik bir iş abla. Hatta sürmez bile. Ayrıca ameliyat falan olmayacak. Damardan kalbe girilecek ve ekrandan koroner damarlar izlenerek kontrol edilecek. Ama yine de önemli bir şey. Yapma abla, büyütülecek bir operasyon değil bu, yarım saatlik bir şey. Peki ya olumsuz bir şey çıkarsa? Merak etme, onun da bir çaresi var abla. Eğer olumsuz bir şey çıkarsa bypass ameliyatı yapacağız eniştemi. Ama dur bakalım, daha oralara gelmedik. İnşallah öyle bir şey olmaz. Olsa da tıp ilerledi artık. Bypass ameliyatları bademcik almak kadar kolaylaştı. Oktay doğru söylüyor Füsun. Endişelenecek hiçbir şey yok hayatım. Yokmuş. Daha ne olsun, kalbin tekliyormuş Kamil. Ama sen buna rağmen hala fosur fosur sigara içiyorsun. Bak söylüyorum, bir daha elinde sigara görürsem çok kötü olur Kamil, bilmiş ol. Hadi kendini düşünmüyorsun, bizi düşün bari. Hani senin sorumlulukların, aşk olsun. Tamam canım, tamam. İçmem artık. Sedef'i gördün. Senin hasta olduğunu duyunca şoka girdi zavallı. Sana ne kadar düşkün olduğunu biliyorsun. Üzüntüsünden odasından dışarı adım atmıyor. Haklısın Füsun, tamam. Bundan böyle sağlığıma dikkat edeceğim, söz veriyorum. Oktay, Kamil yatar yatmaz anjiyo mu ne, onu hemen yapacak mısınız? Hemen olmaz abla. Önce tahliller yapılacak. Sanıyorum 3-4 gün kalır hastanede. Benim yanında kalmam gerekiyor mu? Yok, buna izin vermezler. Hem gerek de yok. Ben bütün gün oradayım zaten. Sen gündüzleri gelir gidersin. Bari eniştene tek kişilik bir oda ayarla. Herkeslerin içinde yatmasın. Merak etme, ayarlarım ablacığım. Eğer daha iyi bir yer varsa anjiyoyu orada yaptıralım Oktay. Saçmalama abla, koskoca üniversite hastanesi. Hem ben orada doktorum. Daha iyisini nereden bulacaksın?
Yurt dışı filan. Ne gerek var abla, çocuk musun sen? Riskli bir operasyon olsa eniştemi o riske sokar mıyım hiç? Gönlünü ferah tut. Ah, neyse, sen varsın ya. Kamil, sen ne diyorsun? Bana mı seslendin hayatım? Yine dalıp gitmişsin. Biz burada senin hayatın ve sağlığın için kararlar alıyoruz. Sen aklını başka yerlere takmışsın. Özür dilerim canım, dalmışım işte. Hadi sen ablamla köşkün bahçesinde dolaşmaya çıkın işte. Ben de Sedef alıp yemeğe götüreyim. Kız senin hastalığına çok üzülmüş. Biraz teselli edeyim. Kamil, iyi misin canım? Yahu Füsun, ikide bir iyi misin deyip durma durduk yerde. Bir sıkıntım yok benim. İyice hastalık psikolojisine soktunuz beni. Pişman oldum sizi dinlediğime. Yani Oktay'a ayıp olmasa şimdi bu hastaneden geri döner evime giderim. Aa, aşk olsun sana. Evde böyle konuşmuyordun. Hastaneye yatmaya razı olmuştun. Anlaşılan anji olmaya korkuyorsun. Ayıp ayıp, hiç anlamıyorum seni. Sen aklı başında bir adamsın. Hala çocuk gibi direniyorsun. Elbette korkarım. Anjiyo manjiyo. Sonunda damardan girip kalbe bakacaklar. Kim olsa korkar. Bana kalırsa senin psikolojik bir tedaviye de ihtiyacın var. Nedenmiş o? Bu tedirgin, dalgın ve asabi halinin anjiyoyla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Bunlar ortada yokken başlamıştı bu haller sende. Neler olup bitiyor Kamil? Benden gizlediğin bir şey mi var? Oo, saçmalama, ne gizleyeceğim ki senden? Bilmiyorum ama bir şeyler var. Bunca yıllık karınım senin. Sen böyle insan değildin. Neşeli, güler yüzlü, esprili, hayat doluydun. Ama son zamanlarda bütün bu hallerin gitti. Yepyeni, sevimsiz bir Kamil çıktı ortaya. Nerede kaldı bu Oktay? Geldim işte. Sana bizim profesörün kontenjanından özel bir oda ayarladım. Tek kişilik. Ablam da istediği kadar yanında kalabilir. Oh, sağ ol Oktay. Gel hadi, odana götüreyim seni de yerleş. Asansöre bineceğiz enişte. Ah, bakın işte asansörün önünde kim duruyor? Kim? Hani fenalaştığın gün sana yardım eden bir kız vardı ya, Gülnihal. Gülnihal mi? Kim bu Gülnihal Oktay? Anlatmıştım ya abla. 10 gün önce enişten beni ziyarete geldiğinde fenalaştığı zaman kendisine yardım eden kız. Birinci sınıf öğrencisi. Ay ya, öyle mi? Hangisi? Göster bakayım. Bak şu asansörün önünde bekleyen uzun saçlı kız. Gördün mü? Evet, güzel bir kızmış. Güzel değil abla, çok güzel bir kız. Aa, buraya bize doğru geliyor. Bize doğru mu geliyor? Ah. İşte ne oldu? Birden sarardın. Ay, fenalık mı geldi yoksa Kamil? Yok, sadece biraz yüreğimin atışları hızlandı. Ama şimdi iyiyim. Merhaba hocam. Merhaba Gülnihal. Bak, yanımdaki adamı tanıdın mı? Sana teşekkür etmek istiyorum. Ah, siz, hatırladım. Bir ara fenalaşmıştınız. Nasıl oldunuz? İyiyim kızım. İyiyim ama yine de bunlardan kurtulamadım. Bugün hastaneye yatırıyorlar beni. Bir süre misafiriniz olacağım. Ya, hayırlısı olsun efendim. Bu hanım benim eşim. Bak Füsun, o gün Oktay'ı beklerken fenalaştığım zaman bana yardımcı olan küçük hanım Gülnihal. Kendisi tıp öğrencisi. Eksik olmasın, çok ilgilendi benimle. Gülnihal adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.